Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere tamlamalarla ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde alt tamlamasına yer verilmemiştir diyor. Bakalım, karikatür hem düşündüren hem de güldüren bir sanat dalıdır derken bakın, sanat dalı burada nedir arkadaşlar? Birinci sözcük ek almayıp ikinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla biz biri elemiş oluruz. İkiye bakalım. Çizgilerin dünyasında söz kaybolur, yerini düşünceye bırakır. Bakın çizgilerin dünyası tamlayan eki almış, iyelik eki almış, belirtili isim tamlaması görüyoruz. O yüzden ikiyi de elemiş oluruz. Anlatılmak istenen düşünce birkaç çizgi ile bir öykü duyarlılığıyla yansıtılır kağıda ifadesinde ise burada öykü duyarlılığı birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması var. Bunu da elemiş oluruz. 4 numara dursun. 5'e bakalım. Türkiye'de çok değerli çizgi ustaları var derken bakın çizgi ustaları yine birinci sözcük ek almamış, İkinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması var. Bunu da elemiş oluruz. 4 numaralı cümleye baktığımızda ise burada düşünceyi bütün boyutlarıyla görebilirsiniz ifadesinde boyut, isim, nasıl boyutlar, bütün boyutlar. Bakın buradaki bütün sözcüğü nedir? Belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfat olduğu için de isim artı sıfat sıfat tamlamasını oluşturur. Burada isim tamlaması yok. Sıfat tamlaması var. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki numaralanmış tamlamalardan hangisi ötekilerden farklı türdedir? Gerilim romanı. Bakın, birinci sözcük tamlayan ekini almamış fakat ikinci sözcük romanı kelimesi iyelik eki almış. Diğer adıyla tamlanan eki almış. O yüzden burası nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Okurun kalbi. Birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük ise bakın burada iyelik ekini almış. Her iki sözcük de eklerini aldığı için burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Üçüncü sözcük öbeğine baktığımızda ise okurunun nefesini demiş. Okurunun nefesi. Birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük ise iyelik eki almış. Her iki sözcük de eklerini aldığı için bu da nedir yine? Belirtili isim tamlamasıdır. Yazarlık kumaşı birinci sözcük tamlayan eki almamış fakat ikinci sözcük iyelik eki almış. Anlamlı bir bütün haline gelmiş ve bu da nedir yine? Belirtisiz isim tamlamasıdır. İyi bir kurguyla demiş. Kurgu isim nasıl bir kurgu? İyi bir kurgu niteleme sıfatı, bir sözcü de burada nedir? Belgisiz sıfattır. Bakın, sıfat artı isim neyi oluşturur? Sıfat tamlamasını oluşturur. Farklı türdedir demişti. 5 sıfat tamlaması, diğerleri isim tamlaması olduğu için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde alt tamlamasına örnek gösterilemez? Bilincimizin bir köşesi. Buradaki ineki tamlayan ekidir. Köşesi derken buradaki i nedir arkadaşlar? Bu da iyelik ekidir. Diğer adıyla tamlanan ekidir. Bakın birinci sözcük ek almış, ikincisi de ek almış. O halde burada ne var? Bir belirtili isim tamlaması var. Bir sözcüğü de belgisiz sıfat durumundadır. Onun şiirleri, un nedir burada? Tamlayan ekidir yine. Şiirleri dersen buradaki i ise iyelik ekidir. Arkadaşlar her ikisi de ek aldığına göre burada da belirtili isim tamlaması var. 3 dursun. 4'e baktığımızda balkon çiçekleri. Bakın birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük ise görmüş olduğunuz gibi iyelik eki almış. Birinci sözcük ek almayıp ikinci sözcük iyelik eki alırsa bu da ne olur? Belirtisiz isim tamlaması olur. Şairin lirik yanını.
Şairin yanı. Birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük ise iyelik eki alırsa buna ne diyoruz arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması diyoruz. Lirik sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır. Nasıl yan, lirik yan, niteleme sıfatı görevinde. 3 numaraya baktığımızda ise evrensel bir tema demiş. Tema isim, nasıl tema? Evrensel tema niteleme sıfatı. Bir sözcüğü de yine burada herhangi bir anlamına geldiği için belgesiz sıfat durumundadır. Bakın, sıfat artı isim neyi oluşturur? Sıfat tamlamasını oluşturur. İsim tamlamasına örnek olmayanı sormuştu. 3 numara sıfat tamlaması olduğu için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 4. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük girmiş, ad tamlamasına örnek gösterilemez diyor. Bakalım. Tortullar dünyanın destansı şiiri gibidirler. Bakın, dünyanın şiiri. Birincisi ek almış, ikincisi de ek aldığı için belirtili isim tamlaması. Nasıl şiir? Destansı şiir. Burası niteleme sıfatıdır. Tamlayanla tamlananın arasına niteleme sıfatı girmiş. O yüzden biri elemiş oluruz. Onlarla ilgili yeterli bilgiye eriştiğimizde belki de dünyanın bütün tarihini onlardan öğrenmiş olacağız. Bakın, dünyanın tarihi. Yine birinci sözcük tamlayan eki almış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtili isim tamlaması var. Hangi tarihini? Bütün tarihini. Buradaki bütün sözcüğü belgesel sıfattır. Yine görmüş olduğunuz gibi tamlayanla tamlananın arasına belgesel sıfat girmiş. O yüzden biz 2 ile elemiş oluruz. Çünkü tortullar onları oluşturan maddelerin ilginç doğasıyla ve onların art arda yığılmış katmanlarıyla yeryüzünde olup biten şeyleri yansıtırlar. Burada arkadaşlar bakın, maddelerin doğası. Yine tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki aldığı için belirtili isim tamlaması var. Nasıl doğa? İlginç doğa. İlginç sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır. Bakın, burada da tamlayanla tamlananın arasında niteleme sıfatı girmiş. O yüzden biz 3'ü de elemiş oluruz. 4 numara dursun. 5'e bakalım. Yanardağların lavları, buzulların ilerlemesi ve geri çekilmesi, çöl bölgelerinin yakıcı kuraklığı, sellerin alıp götüren yıkıcılığı demiş. Burada da arkadaşlar çöl bölgelerinin kuraklığı. 3 isim bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlama oluşturmuş. Burası nedir? Zincirleme isim tamlamasıdır. Nasıl kuraklık? Yakıcı kuraklık niteleme sıfatıdır. Burası tamlayan, bu da tamlanandı. Arasına sıfat girdiği için 5'i de elemiş oluruz. 4'e baktığımızda ise dünyanın geçmişinde belirtili isim tamlaması, çarpıcı olarak nitelenen ya da felaketler getiren her şey tortullarda izler bırakmıştır. Bakın, isim tamlamasının arasına herhangi bir sıfat girmemiş. O yüzden 4 numaranın yer aldığı D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 5. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş, ad tamlaması. Bakın, parçayı okuduğumuzda arkadaşlar sanatın kaygısıdır olacak. Sanatın sözcüğü burada nedir? Tamlayandır. Tamlayan ekini almış. Kaygısı ifadesi ise iyelik ekini aldığı için tamlanan durumundadır. Dolayısıyla tamlayanla tamlananın yer değiştiği görülmektedir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sıfatla belirtilmiş ad tamlaması. Bu nerede var? Bakın şurada, tüm sanat ürünleri derken sanat ürünleri, birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük ise iyelik eki almış. Dolayısıyla burada belirtisiz isim tamlaması var. Peki hangi sanat ürünleri? Tüm. Tüm sözcüğü burada belgisiz sıfattır. Bakın, belgisiz sıfat belirtisiz isim tamlamasını belirtiyor. Bu yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tamlayanı ile tamlananı arasında sözcükler girmiş, ad tamlaması. Bunu nerede görüyoruz? Bu da insanın evreni. İnsanın evreni belirtili isim tamlaması. Her ikisi de ek almış. Peki nasıl evreni? İç ve dış evreni.
Burası da niteleme sıfatıdır. Tamlayanı ile tamlananın arasında niteleme sıfatı girmiş. C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sıfat tamlaması. Sıfat tamlaması nerede var arkadaşlar? Bakın şurada bir tane gösterebiliriz. Biçim, isim. Nasıl biçimler? Değişik biçimler. Burası niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. D de doğrudur. Bunu da elemiş oldum. Zincirleme ad tamlaması. Arkadaşlar bu parçada zincirleme isim tamlaması yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Zamirler ad tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan göreviyle kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur demiş. Bakın öğrencilerin bazıları derken öğrencilerin bazıları belirtili isim tamlaması burada tamlanan sözcüğü nedir? Belgisiz zamirdir. Belgisiz zamir olduğu için yukarıdaki açıklamaya uygundur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Odadaki kitapların hepsini kitaplığa yerleştirdi. Bakın kitapların hepsi yine birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük de iyelik eki aldığı için burada ne var arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması var. Hepsi sözcüğü de yine ismin yerine geçmiş. Belgisiz zamirdir. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Onun sözleri insanlara umut aşılıyordu. Onun sözleri birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük de iyelik eki aldığı için burada da yine belirtili isim tamlaması var. Onun sözcüğü nedir? Kişi zamiridir. İnsan adının yerine geçmiş. Dolayısıyla burada da zamirle tamlama kurulmuş. C seçeneğini denemiş oluruz. Buraya gelen herkesin bir sorunu vardı ifadesinde. Herkesin sorunu birinci sözcük tamlayan, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada da belirtili isim tamlaması var. Herkes sözcüğü de ismin yerine geçmiş. Kim olduğu belli olmadığı için de bu da belgisiz zamirdir. Burada da belgisiz zamir tamlayan görevinde kullanılmış. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Çalıştığı hiçbir işte dikiş tutturamayan biriydi ifadesinde. Bakın biri sözcüğü ismin yerine geçmiş belgisiz zamirdir. Fakat tamlama kuramıyor. Şurada ise iş isim hangi işte? İşte hiçbir işte hiçbir sözcüğü burada ismi belirttiği için belgisiz sıfattır. Ve bize isim tamlamasını sormuştu hatırlarsanız. Burada herhangi bir zamir isim tamlaması görevinde kullanılmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçadaki numaralanmış tamlamalarla ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Birinci zincirleme ad tamlaması örneğidir demiş. Bakalım Türkçemizin söz varlığı. Bakın söz varlığı birincisi ek almayıp ikincisi iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması. Türkçemizin varlığı bu da birinci sözcük ek alıp tamlayan eki alıp ikincisi de yine iyelik eki aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla 3 tane isim bir araya gelmiş, kendi içinde tamlama kurmuş. O halde burası nedir? Zincirleme isim tamlamasıdır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Üçüncü tamlayanı ile tamlananı arasına niteleme sıfatı girmiş belirtili ad tamlamasıdır. Bakalım ana dilimizin doğurgan yapısı. Bakın şimdi dilimizin yapısı tamlayanı ek almış, tamlananı da ek almış. Burası nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl yapı? Doğurgan yapı. Doğurgan sözcüğü niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla isim tamlamasının arasında niteleme sıfatı girmiştir. C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü tamlananı sıfatla belirtilmiş belirtili ad tamlamasıdır demiş. Bakalım dilimizin bu nitelikleri. Bakın dilimizin nitelikleri. Birincisi tamlayan eki almış. İkincisi iyelik eki almış. Dolayısıyla burası nedir? Her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Peki hangi nitelikler? Bu nitelikler bu sözcüğü de görmüş olduğunuz gibi tamlananı belirtiyor. Ve bu sözcük işaret sıfatı durumundadır. Çünkü ismi işaret yoluyla belirttiği için.
Bu yüzden D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sıfatla nitelenmiş belirtisiz ad tamlamasıdır. Bakalım geniş anlatım olanakları demiş. Ne olanakları? Anlatım olanakları. Birincisi ek almamış. İkincisi iyelik eki aldığı için burada ne var? Belirtisiz isim tamlaması var. Peki nasıl anlatım olanakları? Geniş anlatım olanakları. Burası da niteleme sıfatıdır. Belirtisiz isim tamlaması bir sıfat tarafından niteleniyor. O yüzden E seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde ise ikinci tamlayanı isim fiili nitelenmiş belirtili ad tamlamasıdır demiş. Bakalım insanımızın algılama gücü. Bakın algılama gücü belirtisiz isim tamlamasıdır. Yine insanımızın gücü belirtili isim tamlamasıdır. Üç isim bir araya gelmiş, kendi içinde tamlama oluşturmuş. Burası zincirleme isim tamlamasıdır arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sekizinci soru, ad tamlamaları başka bir adı niteleyerek sıfat görevi üstlenebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek gösterilemez demiş. Bakalım. Kül rengi bulutlar kaplamıştı gökyüzünü. Bakın kül rengi birinci sözcük ek almayıp ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki bulut isim nasıl bulutlar? Kül rengi bulutlar. Bakın belirtisiz isim tamlaması burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. A seçeneği yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bunu elemiş oluruz. Allah vergisi bir zekası vardı bu çocuğun. Yine Allah vergisi belirtisiz isim tamlamasıdır. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması. Zeka da isim. Nasıl zeka? Allah vergisi bir zeka. Belirtisiz isim tamlaması burada da niteleme sıfatı görevinde. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Vişne rengi kazağı ve rengarenk ayakkabısıyla herkesin dikkatini çekti cümlesinde. Bakın vişne rengi birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması var. Kazak isim nasıl kazak? Vişne rengi kazak. Burası niteleme sıfatıdır. İsim tamlaması niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Yukarıdaki açıklamaya uygun. Bunu da demiş oluruz. Makine örgüsü kazak yerine her zaman el örgüsü kazak tercih ederdi. Bakın makine örgüsü belirtisiz isim tamlamasıdır. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki almış. Kazak isim nasıl kazak? Makine örgüsü kazak, niteleme sıfatı, isim tamlaması sıfat görevinde kullanılmış. Yine aynı şekilde el örgüsü birinci sözcük ek almayıp ikinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması. Kazak isim nasıl kazak? El örgüsü kazak, isim tamlaması burada da niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. O yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneğinde ise Dursun Akçam'ın Dağların Sultanı romanı toplumcu gerçekçi izler taşıyor cümlesinde. Bakın Dursun Akçam'ın romanı. 3 isim bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlama oluşturmuş zincirleme isim tamlaması. Aynı zamanda Dağların Sultanı da birincisi ek almış, ikincisi de iyelik eki almış. Burası da belirtili isim tamlamasıdır. Bakın herhangi bir sıfat görevinde kullanılan ad tamlaması yok. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçada kaç tane ad tamlaması kullanılmıştır? Parçayı okuduğumuzda tamlamalar şu şekilde karşımıza çıkar. Pencerenin dışı. Birinci sözcük tamlayan eki, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Sonbahar rüzgarı. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlaması olarak karşımıza çıkar. Başka var mı? Tabii ki var. Bakın yine camların üzeri. Birinci sözcük ek almış, ikinci sözcük de iyelik eki aldığı için burası nedir? Burası da belirtili isim tamlamasıdır. Yine odanın içerisine bakacak olursa birinci sözcük tamlayan eki almış, İkinci sözcük iyelik eki aldığı için
Burada da ne var arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması var. Diğerlerine bakacak olursa masanın üzerindeki derken birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük de iyelik eki aldığı için burada da belirtili isim tamlaması var. Başka isyan içerisinde derken ne içerisinde? İsyan içerisinde. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması var. Lambanın altı arkadaşlar birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması var. Başka var mı? Bir de mürekkep hokkası var. Bakın burada da birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması var. Saydığımızda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane tamlamanın olduğu görülmekte. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Belirtisiz alt tamlamalarının önüne gelen sıfatlar tamlamanın bütününü belirtir veya niteler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir örnek vardır? Ünlü roman yazarı Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi. Bakın arkadaşlar, roman yazarı birinci sözcük ek almayıp ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl roman yazarı? Ünlü. Ünlü sözcüğü de isim tamlamasını niteleyen bir niteleme sıfatıdır. A seçeneğinde kullanıldığını görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Soğuk kış gecelerinde sobanın önünde oturmayı özlemişti. Bakın kış geceleri birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için burası da yine nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki nasıl kış geceleri? Soğuk. Soğuk sözcüğü burada isim tamlamasını niteleyen bir niteleme sıfatıdır. Açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Yeşil asker üniforması güneşte adeta renk değiştirmişti cümlesinde. Asker üniforması birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlaması. Nasıl asker üniforması? Yeşil. Yeşil sözcüğü de isim tamlamasını nitelemiş bir niteleme sıfatıdır. Bu da açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Küçük bir Van kedisi almışlardı geçen yıl. Van kedisi birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl Van kedisi? Küçük. Bakın küçük sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır. İsim tamlamasını belirtmiş. O yüzden D seçeneğinde elemiş oluruz. E seçeneğinde ise mutfaktaki taze meyve sepeti herkesin dikkatini çekmişti cümlesinde. Bakın meyve sepeti birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük ne almış arkadaşlar? İyelik eki almış. İyelik eki aldığı için ve birinci sözcükte ek almadığı için burası belirtisiz isim tamlamasıdır. Fakat buradaki taze sözcüğüne bakalım. Meyve sepeti mi taze olur yoksa meyve mi taze olur? Tabii ki arkadaşlar burada meyve taze olur. O yüzden taze sözcüğü niteleme sıfatı görevinde fakat isim tamlamasını burada nitelemiyor. Sadece tamlayanı yani meyve kelimesini nitelediği için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçadaki numaralanmış alt tamlamalarından hangisi ötekilerden farklı türdedir? Bakalım Haziran ayını derken ne ayı? Haziran ayı. Birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için biz buna ne diyoruz? Belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Ada vapuru yine birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Yaz günleri birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Deniz üstü birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki almış. Ondan dolayı bu da belirtisiz isim tamlaması olarak kullanılmış. İnsanın içi bakın tamlayan eki almış, iyelik eki almış. İki sözcük de kendi eklerini aldığı için burası belirtili isim tamlamasıdır. Alt tamlamalarından farklı olanı sormuştu. 5 numara belirtili isim tamlaması, diğerleri belirtisiz isim tamlaması olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır.
Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda aşağıdaki atasözlerinden hangisinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır? Bakalım. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Taş isim, nasıl taş, yuvarlanan taş, niteleme sıfatı, sıfat artı isim, sıfat tamlamasını oluşturur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İşleyen demir ışıldar. Demir isim, nasıl demir, işleyen demir, niteleme sıfatı, sıfat artı isim, sıfat tamlamasıdır. B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir. Dost isim, nasıl dost, akılsız dost, niteleme sıfatı. Düşman isim, nasıl düşman, akıllı düşman, bu da niteleme sıfatı. Sıfat artı isim ne olur arkadaşlar? Sıfat tamlaması olur. Sıfat artı isim, sıfat tamlaması olur. Görmüş olduğunuz gibi burada iki tane sıfat tamlaması var. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Kazan isim, nasıl kazan? Kaynayan kazan, niteleme sıfatı. Sıfat artı isim, sıfat tamlaması. Burada da kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bakın burada herhangi bir sıfat tamlaması yok. Şurada minareyi çalan derken arkadaşlar, çalan insan olur. Adlaşmış sıfat var, fakat adlaşmış sıfatlar sıfat tamlaması oluşturmaz. Burada da herhangi bir ismi niteleyen ya da belirten bir sözcük yok. O yüzden burada sıfat tamlaması kullanılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.